Bu sizi sağlıklı hale getirecek. Benim size tavsiyem ilk önce hayatınızdan mide ilaçlarını ve mide koruyucuları çıkartın arkadaşlar. Bunlar sizi daha sağlıksız, daha düşük kalitede yaşamanıza sebebiyet vererek iyileştirmez. Aksine durumu daha çok kilitler, zorlaştırır. Bir de üstüne zararlı duruma, zararlı kötü hücreli hastalıkların oluştuğu kanser gibi vakalara götürecek duruma sürükler. Benim size bahsettiğim tedavi ve temizleme sisteminde Medibent marka bentonit kili kullanmaktayız. Kurkimin kullanmaktayız, Zerdebent marka. Sole manyetik mıknatısı canlandırma tablası alırız. Burada suyumuzu canlandırırız. İçerisindeki pH damlarıyla suyu alkali yaparız. Bu tedaviyi, bu temizlemeyi vücudumuza yaparız arkadaşlar. İki tür bakteri var arkadaşlar. Birisi zararlı bakteriler, birisi faydalı bakteriler. Faydalı bakteriler vücudumuzda olmazsa biz yaşayamayız. Faydalı bakterilerin bittiği yerde hayat durur. O kadar kıymetlidir. Zararlı bakteriler vücudumuzda çeşitli yediklerimizle, içtiklerimizle bazen de kendi bünyemizin yapmasıyla ortaya çıkan bir bakteri türüdür. Zararlı bakteriler faydalı bakterilerin biraz daha üstüne geçtiği zaman, yani %10'undan biraz daha fazla olmaya başladığı zaman bağırsak duvarlarına tutunarak orada delikler oluşturmaya başlarlar. Yani bağırsağımızda delikler oluşur. Geçirgen bağırsak sendromu dediğimiz konu bu yolla başlar ve bütün hastalıkların ilk ana geçiş kapısıdır. Helicobacter pylori bir bakteri türüdür arkadaşlar. Vücudumuzda olan bir bakteri türüdür. Ne zaman ki faydalı bakterilerin üzerine geçti, işte ondan sonra reflü, gastrit, ülser, kandida mantarı, vücutta ağrı, yanma, eşkime, gaz, şişkinlik, egzama ve inanamayacağınız kadar kalitesiz bir sağlık durumu ortaya çıkartır. Hastalık durumu ortaya çıkartır. Helikobakteri zararlı bakterinin artmış halidir. Helikobakter pylori gibi bir bakteri türünden kurtulmak aslında normalde ilaçlarla mümkün değildir arkadaşlar. Bu yakanıza yapıştı mı bir daha sizi kolay kolay bırakmaz. Bu kil ne işe yarar? Bunu neden kullanmalıyız? Söylemek istiyorum. Şimdi bentonit içilecek, vücuttan bakteri yatacak. Alkali su vücuda girecek ki o içerisindeki bakterileri toplayıp atabilsin, vücudun ihtiyaçlarını gidersin, vücudu alkali yapsın. Bentonit bir kil mineralidir arkadaşlar. Size 4 kilo gelir, 4 litre olarak gelir ve siz bunu 1,5 ay kullanırsınız. Süreç kronik olmanızla alakalı 1,5 ayla 3 ay arasında değişerek tedavi ve temizlemeyi gerçekleştirir. Bentonit kendi bünyesine aldığı bakterileri, parazitleri, metal artıkları, toksinleri, radyasyonları kendi bünyesinin içerisine alır. Kendi bünyesinde kendisiyle beraber vücutta kalmaz. İdrar, ter, dışkı yoluyla vücuttan dışarı atar. Bakteriler, parazitler, virüsler, ağır metaller ya da radyasyona bağlı patojenler tamamı pozitif yüklüdür. Bentonit ise negatif yüklü olduğu için onların tamamını kendi bünyesine mıknatıs gibi çeker, toplar, alır ve vücuttan dışarı atar. Böylelikle vücut temizlenmiş olur. Bentonitin yapısı çok küçüktür. Düşünün bir mikrobun onda bir noktasına kadar küçüktür ve onun içerisine girer, mikrobu bertaraf eder ve kendisiyle birlikte dışarı atar. Bunun için başarılıdır. Doğal olduğu için kıymetlidir. Sole manyetik mıknatısı canlandırma tablası alırız. Burada suyumuzu canlandırırız. İçerisindeki pH damlarıyla suyu alkali yaparız. pH damlasının içeriği de Himalaya tuzunun çözeltisidir arkadaşlar. Bir bardağın içerisine bir damla ya da iki damla damlatırsınız. Sonra sürahide canlandırdığınız suyu üzerine dökersiniz. Bu su artık alkali olmuş. pH seviyesi 10 değerine gelmiş. Mineralleri yükselmiş. Atalarımızın kaynağından özümüzde içmemiz gereken su haline gelmiş su olur. 10 bardağı güne yayarak içeriz ve bu bizim vücudumuzu alkalileştirir. Böyle bir ay, 1,5 ay gibi sonra vücut alkalileşir. Tansiyon hastalığından tutun, diğer sorunlara kadar, kilo problemlerine kadar vücut kendi kendine onardığı için istenmeyen hiçbir şey vücutta kalmaz ve artık rayına oturur. Bunları yaptıktan sonra 20 gün sonra yani kurkimin tedavisine başlayın.
zerdeçalın özü olan kurkumini kullanarak vücuttaki o bağırsaklardaki oluşan deliklerden bahsetmiştim ya, yaralardan bahsetmiştim. Problemleri oluşturan zararlı bakterilerin verdiği duvarlardaki hasarlardan bahsetmiştim az önce. Bu hasarların tamamını iyileştirir. Çünkü kanseri bile iyileştiren bir gücü vardır kurkuminin. Bu şekilde tedavi tamamlanarak hızlıca düzelirsiniz arkadaşlar. Kurkumin size 2 adet gelir. Bir tanesinde kurkumin ham maddesi bulunmaktadır. Diğerinde bentonit bulunmaktadır. Bentonitin geçirgenliğinden bahsetmiştim ya. Hücrelerin bile, virüslerin bile onda biri kadar küçük olup her noktaya, beynin en ince zarına kadar gidebiliyor diye bahsetmiştim ya. İşte burada bu devreye giriyor. Kurkuminin geçirilebilmesini, bağırsaklardan emilebilmesini sağlamak için bentonit ile karıştırırız. Size gelen paketteki 2 ürünü birbirine karıştırırsınız. 20. günden itibaren bu karışımı yaparsınız. İyice çalkaladıktan sonra 24 saat buzdolabında bekletirsiniz. Ve daha sonra benim size ürünü aldıktan sonra tavsiye ettiğim ölçüde kullanma kılavuzu videosundaki gibi kullanmaya başlarsınız. Bizi hasta eden hiçbir bakteri kalmaz, artık temizlenir. Bu şekilde tedavi tamamlanarak hızlıca düzelirsiniz arkadaşlar. Bu ürünleri link üzerinden alabilirsiniz. Profilde linkimiz mevcut. YouTube kanalımda açıklamalara linki bırakıyorum. Buralardan girip alışverişlerinizi kendiniz kart üzerinizden yapabilirsiniz. Ya da ben bunları yapmak istemiyorum, EFT yoluyla alışveriş yapmak istiyorum derseniz bana ulaşırsınız. İBAN yöntemiyle ürünler size gönderilir. EFT yaparsınız. Ürünlerle birlikte açıklamalarını da nasıl kullanılacağını da size ulaştırırım. Lütfen her nereden alırsanız alın bana ben ürün satın aldım diye bildiriniz ki ben size nasıl kullanacağınızın videosunu atayım. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.